İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi Türkiye'nin en gözde, en kadim, en önemli kamu kurumlarından bir tanesinin böylesi genç yeteneklerle diyalog kurması, onlarla konuşuyor olması, onlarla birlikte tasarım yapıyor olması ve hatta sizi motive edip bizi takip edin, bizimle bir arada olun. Belki de inşallah sizler yakın zamanda bu kadronun belki birer ferdi, belki birer yöneticisi olmalısınız, olacaksınızdır. Bunun önünü açmak ve görüyorsunuz ki burada, buraya gelişinizin köprüleri tamamen sizin attığınız köprüler, kurduğunuz köprüler, kurduğunuz bağlar. Yani ben mesela işte bir kişi bile buraya göndermedim, tavsiye etmedim, belediye başkanıyım. Hayır, ilgisi olan, tabiri caizse doğaçlama, doğallık, kendi akışında. Zaten milletimizi kendi akışına bıraksak eminim ki bizim yolculuğumuzdan hiçbir pürüz çıkmaz, hiçbir sorun çıkmaz. Bazen insanımızın o kendi akışı modunu dönüştürmeye, değiştirmeye, sağa sola kıvırtmaya veya kendine göre bir yolculuk çizmeye çalışan kişiler belki de bu toplumun o güçlü akışına en büyük zararı veren insanlar oluyor. Bu bağlamda bu doğaçlama buluşmayı, doğaçlamadan kastım şu, biz böyle bir program açtık, siz bu programa başvurdunuz, elimizdeki bir takım verilere, bilgilere ulaştık, sizlere tanıttık, sizler de buraya geldiniz ve katıldınız. İyi ki geldiniz, teşekkür ediyorum ve bunun sonucunun da çok güçlü olacağına inanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gece 1'de kızım beni beklemiş. Bir de kapıda hala bana not vermeye çalışanlar var. O da böyle yapıyor. Yeter artık hani gel 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 diye. Ve neyse sarıldı. Uyumamış tabii. Sabah zor kaldırdım onu tabii ben. Biraz destek oldum ona, yolcuyum. Bütün akşam yani biraz yanında vakit geçirdim kızımın, sonra uyudu. Bütün akşam bu kalpten bahsediyor, kalp tuttu. Yani insanlar sevgiyi özlemiş demek ki. Sevgiyi anımsatan bu güzel kalbi işte şeye kadar, hani senin el tutuşun şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nunki şöyle daha, şu tarafı daha güzel falan, böyle detayına kadar incelemiş, benimle paylaştı. Muhteşem, keşke böyle güzel simgelerle hep buluşabilsek. Tabii ben de gençlere buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umutla doluyorum aslında. Enerjiniz çok güzel, onu söyleyeyim. Memleketimin her yerinde böyle. Dün Van'daydım. Van'da büyük oranda gençlerle bir aradaydık. Çünkü genç nüfusu oldukça yüksek bir il Van. Ardından Batman'daydım, keza orada öyle. Bilir misiniz bilmiyorum. Mesela hep söyleyince insanlar şaşırıyor. Türkiye'nin yaş ortalaması 33. Örneğin Urfa'nın yaş ortalaması 19, biliyor musunuz? Böylesi genç bir nüfus dünyanın hiçbir yerinde yok. Peki o gençlere biz ne verebiliyoruz? Nasıl hazırlayabiliyoruz? Onları nasıl geleceğe taşıyabiliyoruz? Böylesi büyük bir nimeti, böylesi büyük bir güçlü bir insan kaynağını hak ettiği bir biçimde yetiştirebiliyor muyuz? Geleceğe hazırlayabiliyor muyuz? O kadar eksiğimiz var ki. İşte dedim ya, gerçek konuları ıskalayıp meseleyi güncel anlamsız mevzuların içine tıkıp boğup ülkemiz çok şey kaybediyor. O bakımdan gerçekten burada gençleri görmek bana da hayat veriyor. Tabii diyeceksiniz ki hani umuttan bahsediyorsunuz, hani ben size olan umudumu ve o güzel bakışımı ifade ediyorum. Belki içinizden sen öyle diyorsun da biz o kadar umutluyuz mu acaba diye soranlar olabilir. Belki bazı istatistikler öyle söylüyor.
mesleğimi yapmasam da daha iyi koşullarda yaşayacağımı bildiğim bazı ülkelere gitmeyi tercih eden gençler olduğunu biliyorum. Ciddi oranlarda çıkıyor bu yaptığımız araştırmalarda. Çok üzücü. Ama bu temel sorunu çözmek bizim işimiz. Sizlerin varlığı zaten temel bir nimet. Yani dünyanın bazı ülkelerinde isteseniz de böyle bir kitle yok, nüfus yok. Bu muhteşem. Tabii önceliğimiz sizin mutluluğunuz ve sizin umutlarınızı arttırmak. Bunu nasıl yapabiliriz diye arayışlarımız göreve geldiğimiz ilk günden beri İstanbul'da var. Gençlere, üniversite öğrencileri olsun, lisede okuyanlar olsun, yeni mezunlar olsun, yurtlarımıza dönük bizimle bağ kurmuş gençlerimiz olsun, hepsiyle çok önemli denecek seviyede ve içerikte etkinlikler, buluşmalar ve projeler organize ettik. Göreceksiniz, bunun çok daha iyisini engelleri ortadan kaldırarak, ortak akılla sizlerin taleplerini dinleyerek size söz 15 Mayıs'tan itibaren bütün Türkiye'ye yayacağız ve çok başarılı olacağız. Bir şehirde gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak, onların yaşadığı sıkıntıları görmek, maddi manevi sıkıntılarını görmek, onları gidermek konusunda pratik yöntemleri yakalamak, bulmak ve bu anlamda projeler veya bir takım hizmetler geliştirmek. Onun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde genç eğitim desteğini çok önemsedik. Göreve geldiğimizden bugüne değin yaklaşık 160 bin genç öğrencimiz bu genç destekten faydalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez öğrenci yurdu hizmetini devreye aldık. Sevgili gençler, gururla söylüyorum ki sıfır yatak kapasitesiyle devraldığımız bu yurt hizmetimiz inşallah bu Eylül ayında 5000'i aşacak şekilde vatandaşlarımızın, siz kıymetli gençlerimizin hizmetinde olacak. Tabii yalnızca üniversite gençliğimize değil, sınava hazırlanan hayatın o en kritik döneminde ne yazık ki yarışa boğulmuş olan gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ki tabii zor zamanlar geçirdik, hem pandemi dönemi olsun, hem sonrasında depremle başlayan o moralsizlik anımız olsun, hepimizi çok üzen, çok derin sıkıntıları yaşatan, Allah rahmet etsin, çok kaybımız olduğu bölgede, hem o gençleri o bölgede düşünen, hem İstanbul'da bir takım eksiklikleri gidermeye çalışan hizmetlerimizi devreye aldık. Sınava hazırlık olsun, diğer hususlarda olsun, ders atölyelerinden tutun, kütüphanelerimizde sunduğumuz hizmetlere kadar ki artık kütüphane sayımızda 60'ı aştık. Tabii dediğim gibi İstanbul'da değil sadece, ve başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine dönüp de gençlerimize destek olma yönündeki hizmetlerimizi çeşitlendirdik ve çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Gözümüz, kulağımız, elimiz, yüreğimiz, her şeyimizde o bölgede olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin istihdamını önemsedik. İstihdam zirvesini çok güçlendirdik. Belki de Türkiye'nin en özenli hazırlanan istihdam zirvelerinden birisini İBB olarak gerçekleştiriyoruz. Burada hem kurum kuruluşlarla buluşturuyoruz, hem kendi kurum kuruluşlarımızın bu kaslarını güçlendiriyoruz. Gençlerle buluşan ve gençlerin nasıl bir iş elde etmeleri gerektiğini analiz eden, onların bu yolculuğuna katkı sunan özenli bir çalışmayı hayata geçirdik. Bölgesel istihdam ofislerimiz çok işe yaradı. Kurulduğu günden bugüne 105 bin hemşerimize iş bulduk. Ve bunun çok başarılı bir... Bazen bu sayıyı ve bu kurumu karıştırıyorlar. Sanki Büyükşehir Belediyesi'ne aldığımız eleman sayısı gibi
yorumlayanlar var. Öyle değil. Bölgesel istihdam ofislerimizden bulduğumuz iş imkanları, kurumumuzun dışındaki iş imkanları ve bu 105 bin hemşerimize o kanalı açıyor, gerekiyorsa eğitimler veriyor, gerekiyorsa onlara mentörlük yapıyor ve takibini yapıyoruz. Hak hukuklarını da peşini bırakmadan takip ediyoruz. Çok profesyonel, inanılmaz değerli bir sosyal hizmet üretiyoruz. Dünyada bu sayıda ve bu kapasitede bir başka örneği olduğunu zannetmiyorum. Güzel olan şu, bu 105 bin iş bulduğumuz insanımızın %60'ı 15-29 yaş arası. Dolayısıyla aslında bu da güçlü bir gençlik hizmeti. Bu bakımdan da çok mutluyum. İstanbul Senin, Star Senin projemizle her sene 2000'den fazla öğrencimize Büyükşehir Belediye'mizde hem de çok kadim kurumlarımız başta olmak üzere İSKİ, İETT gibi kurumlarımız başta olmak üzere staj imkanları sunuyoruz ve birebir sürecin içine dahil oluyorlar. Bu hem biz insan kaynağıyla burada tanışmış oluyoruz hem de onlar böylesi güçlü kurumlarda iş deneyimleri fırsatını elde etmiş oluyorlar. Ben özellikle bu sayının artmasını çok istemiştim. Bunu birkaç katına çıkarttık diyebilirim. Özellikle nerede bunu hissettim? Pandemi döneminde kendini boşlukta hisseden çok gencimizle sahada konuştuğumuzda staj imkanıyla bunun kurumumuzda desteklenmesi ki bir kısım sanayi kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla yaptığımız toplantılarda da gençlerimize daha yoğun staj imkanlarının sağlanmasının onların bu zor günleri atlatmalarına katkı sunacağını ifade etmiştim. Bu da karşılık bulmuştu. Genç yetenek programımız bu dördüncü oluyor galiba değil mi? Dördüncü mü? Üç mü? Üç oluyor. 4000'e yakın gencimiz olacak bugün itibariyle. 4000'e yakın gencimizin böylesi bir programa katılmış olması bence ki bu program bir yıla yakın sürecek ve içinde aslında dolu dolu programlar var. Etkileşimi güçlü. Sizi belki de hiç iş imkanlarında yakalayamayacağınız deneyimlerle yan yana getirecek ve onları dinleyecek ortamları sağlayacak ve içinizdeki o yetenekli lider kurgusunu açığa çıkaracak izlenimlerinizi toparlayacaksınız ve onları gelecekte inşallah çok güçlü bir şekilde yöneteceğiniz kurumlara, kuruluşlara ya da kendi kişisel iş yaşamınıza katacaksınız. Programları tamamlayan gençlerimizin kesinlikle çağı yakalayan insanlar olmasını istiyoruz. Empati duygusu yüksek, duyarlı, emek veren, gelişime odaklanan, dünyayı takip eden, çok yönlü bakabilen, yenilikçi fikirler üreten, demokrat, insan ayırt etmeyen, dünyanın bütün insanlarına aynı gözle bakabilen, dünya insanı olan, bu memleketin insanına o yakışır. Bu memleket gerçekten topraklarında binlerce yıldır dünyanın belki de ilk medeniyetlerinin kurulduğu muazzam bir coğrafyadayız. O bakımdan gençlerimizin böylesi bir 360 dereceyi yakalayan bir vizyona sahip olarak iş yaşamına adım atıyor olması ve bu duygularla hazırlanıyor olması onları sadece bu ülke ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde güçlü, yetenekli liderler haline dönüştürecektir. Geleceğin bu şekilde şekilleneceğini net olarak görebiliyoruz. Özellikle salonda hemen hemen gençlerin kadın erkek eşitliği konusunda da sağlam bir ortalamaya sahip olması şu an gözlem itibariyle söylüyorum. Bu da sevindirici. Toplumun bütününü kapsaması bence buradan başlıyor. Yani bugün baktığınızda toplum eğer %50'si kadın, %50'si erkek ise o zaman bunun bu şekilde yönetilmesi, her ortamda bunun bu şekilde görünebilmesi gelişmişliği ve çağı yakalamanın önemli bir aşaması olacak diye düşünüyorum. Bunu da burada yakalanmış olması beni çok mutlu etti. Geleceğin dünyasını şekillendirmek için
hep birlikte yola çıkmak zorundayız. Dünya değişiyor. Dünyada çok farklı bir gelecek bizi bekliyor. Önümüzdeki 25 yıl çok önemli. Bakın çok çok önemli. Bugün ben bir takım güncel konuşan meselelere baktığımda insanların kişisel yaşamları üzerinden, değerleri üzerinden çok affedersiniz aşağıya çeken, aşağılayan, sağa sola çekiştiren aklın bizim gündemimizde artık hiç olmaması lazım. Bizim gündemimizde sağlıklı yaşam, toplumsal birlik, dünya ölçeğindeki hizmetlerin ülkemizde en iyi şekilde var olmasını sağlamak, insanların kendi bireysel gelişimlerini en güçlü şekilde hayata geçirmesini sağlamak, ön yargısız bir toplum, bu şekilde bir ortamın varlığını sağlama hususunda gerçekten bizim sorumluluğumuz çok büyük. Ama inanın siz kıymetli gençlerin sorumluluğu daha fazla. Umut ediyorum. Bizler bunu aşacak kabiliyetli insanlarız. Atatürk'ün güzel bir sözü var. Çok beğenirim. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim demiş. Bu söz elbette sonradan okuyarak öğrendim. Her daim de kulağımda duran bir söz değil ama bildiğim bir söz. Fakat sanki bir şekilde ruhuma geçmiş bir söz. Ben de kendimi böyle tarifleyebilirim. Ben de hiçbir zaman umudunu yitirmeyen bir insan olarak geleceğe umutla baktım. Belki bu anlamdaki umudumu pekiştiren ve her zaman canlı tutan da bu ülkenin güzel insanları, özellikle sevgili gençleri. Lütfen sürece duyarlı olun, süreci ıskalamayın. Önümüzdeki burada yetişkin, erdemli ve süreci dikkatle izleyen, adalet duygusu yüksek, ön yargısız baktığına çok inandığım ki gençlerin o ön yargısız bakışlarını, adalet arayışlarını inanılmaz önemsiyorum. İnanılmaz önemsiyorum. Ben çok net birçok yerde söyledim. Kendi jenerasyonumun çok daha önünde bir adalet duygusu ve ön yargıları yıkılmış bir toplum olduğunu görüyorum. Hem de bu kadar çatışmalı bir toplumun ya da ortamın, atmosferin göbeğinde bunu başarmış o kimliğe sahip, o benliğe sahip bir gençlikle karşı karşıya olmak çok büyük bir şans. Bu şansınızı güçlü kullanın. Önümüzdeki yerel seçimin bu anlamda önemli olduğunu unutmayın. Biz hem kişisel olarak hem temsil ettiğim mücadele ekibi olarak 15 Mayıs sabahı tüm umutsuzlukların yok olacağına inanıyorum. Ve hep birlikte güçlü bir geleceğe, kesinlikle ifade edeyim ki tek bir insanını bile dışarıda bırakmayan ve adaletli, liyakatli bir süreci tarifleyen, bütün topluma aynı gözle bakabilen bir toplum, devlet ilişkisini oluşturabilen bir yönetim kadrosunun bu ülkeye nasip olmasını diliyorum. Dediğim gibi bunu başaracak gücümüz var. Çok hissediyorum bunu. Öyle bir ortamı var edeceğiz. Sanki ben de öyle bir ortamın en etkin aktörlerinden biri olacağım gibi geliyor bana. Umarım bunların bu söylediklerimi yine sizlerle buluştuğumuzda başarmanın verdiği gururla ve size özellikle bu ülkenin sevgili gençlerine mahcup olmamış bir yönetici olmayı gerçekten çok diliyorum ve gencecik toplumumuza genç yönetici kadrolarının daha etkin olduğu bir süreci hazırlayıp onlara devretmenin mücadelesini vereceğimi hepinizin huzurunda gençlere söz veriyorum. Umudunuzu yüksek tutun, umudunuzu birbirinize yansıtın, pozitif duygularınızı, güzel duygularınızı, adil duygularınızı birbirinize yansıtın, gittiğiniz her yere enerjinizi götürün.
ailenize, yuvanıza, her ortama bu zorlukları aşacağız. Bu toplum, bu dünya dönem dönem çok büyük zorluklarla sınavlar vermiştir ve üstesinden gelinmiştir. Biz bunu yine başaracağız, hiç endişem yok. Hepinize başarılar diliyorum. Çok verimli bir ortam olsun. İnşallah her şey çok güzel olsun. Sağ olun, var olun.